Benden daha güzel sarıyorsunuz maşallah. Estağfurullah. Kadir'in mutfaktaki tek numarası sarma zaten Züleyha Hanım. Ben de hep öyle görüyorum zaten. Sarma sararken görüyorum genelde. Ama ne güzel sarmış Züleyha. Ay çok güzel sarmışsınız ama maşallah. Sen beni arada çay, ben bu sarı tamam, buzluğa koyarsın. Tamam, yapınız zaten. Ben öyle yapıyorum. Buzluğa koyunca güzel olmuyor. Aa çok güzel oluyor. Pirinç kırılıyor. Kırılmıyor. Güzel olmuyor. Kötü yerlere sardırıyorsun. Bana bak, niye kırılmıyor biliyor musun? Çünkü hiç açılmadan tencereyi dizip pişiriyorum. Tam annem de öyle yapıyor ama bana öyle geliyor ya. Züleyha, bu tavuklar pişti mi, tamam mı? Hayır, ne pişmesi, pişmesi de. Bırak Kadir, daha pişecek onlar. E niye altı yanmıyor? Nasıl yanmıyor? Ah Kadir ah, sabote etmek için ocağı mı söndürdün? Züleyha Yoksa kapattınız mı? Kesin Kadir kapattı. Kız sen iyi misin? Yarışmacılarımı sabote etmeyi bırak artık Kadir. Nedir senden çektikleri böyle? Şöyle ayağımı küçük tipin üstünde çevirirsin var. Yemin ediyorum kendimi keseceğim. Bırak şimdi, kapattın değil mi ocağı? Niye ocak? Benim ocakla işim bile yok. Deminden beri ocağın başındasın. Bak sarmanın altını bile yakmadı, oraya koyuyorum. Suyu kaynamadan nasıl yakabilirim? Ha kaynamış. Ben karışmam ona. Ne oldu? Kerem'in tuttu. O mu kokuyor? Evet o kokuyor. Sen ki kakar da benim üstüme atarsan şu Allah belli eder. Vallahi o kokuyor. Ay! Patlar matlar. Korkuyorum düdüklüden. Haşlandı bir de üstüne dibi tuttu. Vay 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 vay. Ya demek ki oluyormuş. Allah belanı kaldırsın seni. Aklım gitti. Kadir Bey siz iyi yaşıyorsunuz ya vallahi. Ben Allah'ın sayesinde yaşıyorum. Gerçekten. Bu adamından vallahi bir başkası eğer bu adama sabretseydi ben de Kadir değilim. Abartma Kadir, abartma. Şu düdüklüyü de aç artık. Sen arada şov istiyorsun, sana şov yapacağım. Züleyha. Ne olmuş? Leblebi olmuş bu. Ay. Çok leblebisi olmuş. Gerçekten leblebi gibi. Getir bakalım şu yanık leblebileri. Dibi tutmuş da pişmiş mi bari nohutlar? Ben bunun üstüne su koyayım çünkü daha haşlanmamış. Kız Züleyha haydi çabuk, süre gidiyor. Tamam tamam bir çabuk. Saniye. Sunumcu ablalar gibi bir saat uğraşma onunla. Ben sunumcuyum zaten. He? Evet, Instagram'da sayfam var. Ülkede bu ara salgın hastalık bu sunumculuk. Ya ama ben seviyorum. Yemin ediyorum virüslü koronadan daha çok yayıldı bu sunumculuk. Ben de sunacağım Kadir. Ne sunacaksın sen? Sen var ya, bence sen çirkin sunum yap. Daha çok ilgi çeker. Böyle saçma sapan kat karıştır. Kulbu kırık fincanın içine koy. Çatlak tabağın üstüne koy. Sonra da tasarım diye satarım onları. Sen zaten ağzını da sattırırsın onları. Onları dolaba koyalım hemen. De ki her şey mükemmel olmasına gerek yok arkadaşlar. Hayat her zaman internette kadar mükemmel değil. Biraz hayatın gerçek çizilmiş teflon tavanın içinde pişir mesela. Ne? Ne oldu? Kız ödümü yüreğimi oynat. Pırasa nerede? Kız sen pırasayın. Ben de diyorum ki bu kız bu böreğin içine ne koyacak merak ediyorum. Pırasa koyacağım tabii ki. Bir saniye. Hemen tencereye koy küçük küpün üstüne. Ne? Ha küçük küp aynen. Tamam. Çakmak nerede? Çakmak. Boş ver çakmak. Bu mutfakta her şey kaybolur ya. Aç. Burada nasıl bir şey yıkayacağım? Hiçbir şey yıkayamam. Hemen orada kendinize bir yer açıp pırasayı yıkamanız lazım Züleyha Hanım. Çünkü sadece bir saatiniz kaldı. Aa. Tamam. Siz de beni daha çok sen bana ver, pırasayı bana ver. Bunu alıyorsun. Hangi birini yapıyorsun? Ben bak kökte yattım, kızarıyor. Tamam. Ben her işe yetişiyorum. Daha masa var Kadir Bey. Bir saat kaldı. Et yok ortada, pilav yok ortada. Sen dur. Pırasalar. Kız bu saate kadar insan demez mi şu pırasaları pişir doğru? Hiç unuttum ben onu. Ben şimdi bunları kavururdum. Ya. Neyse tamam. Patates püresi de yok. Çok kötü, çok. Yavaş. Tamam dur. Her yeri... Et sote de yok hala. Et sote de bir şey yok ya, onu hemen yaparım 2 dakikada. Börek fırına girmedi tavuk daha. Tavuk salatası tamam. Börek fırına girmedi daha. Pırasanın içine başka ne girecek Züleyha Hanım? Kıyma, soğan doğramanız gerekiyor. Kıymalı mı yapacaksınız? Evet. Pırasalı böyle kıymalı oluyor mu? Hayatta olmaz. Niye? Ben çok severim. Vallahi benim bildiğim pırasalı Arnavut böreğinin içinde kıyma olmaz Züleyha Hanım. Pırasaya kıymayı yakıştırıyorum ben öyle böreklerde. Bu şekilde yapıyorum. Anlaşıldı. Pırasalar küçük tüpün üzerinde pişemeyecek. Oradan siz çıkın, siz oraya geçin, ben pırasayı pişireyim. Tamam. Hadi. Sen ne yapıyorsun orada Kadir? Ben soğanla sarımsak kavuruyorum, et sote için bu. O biberler niçin Züleyha Hanım? Et sote için. Pırasa pişerse inşallah. Maşallah, el birliğiyle çıkaracaksınız şu meşhur et soteyi. Bugün cümleten et sote için uğraşıyoruz. Buna süt müt bir şey koyacak mıyız? Neye? Pırasaya. Ya, hayır. Annemler süt koyuyorlar, sonra üstüne un koyuyorlar, öyle pişiriyorlar. Pırasanın gazını alıyoruz. Şimdi hazırsanız kalan sürenizi söyleyeceğim. Söyleme. 50 dakika kaldı. Pırasaya tuz koyduk mu? Yok, ben hiçbir şey atmadım. Siz koydunuz ya Züleyha Hanım. Koydum, tuzsuz geldi. Patates nerede?
Püreye ne koyacaksın püreye? Yazıyor orada. Ben şimdi şu pilavımı yapayım hemen. Evet, patates püresi için malzemelerimiz 4 adet orta boy patates, 1 çay bardağı süt, 1 yemek kaşığı tereyağı, tuz, karabiber ve kaşar peyniri. Et sote kolay bir yemek. Güzel bir et seçilirse, salçası, soğanlı, güzel olursa, pişme oranı güzel olursa kötü olabileceğini düşünmüyorum ben zaten. Ben anlamadım valla. Koskoca 2 saatte ne yaptınız siz Züleyha Hanım? Kadir Bey'le çene yaptım diyeceğim ama yapmadım da. Hakikaten de yapmadınız. Vallahi yapmadım. Tatlı da uğraştırdı ama yemeklerim hep uğraştırıcı. Evet. Uğraştırıcı olan bir Arnavut böreği vardı. O da hala ortada yok. Yoğurdum ya, açtım ya. Açtınız ama fırına atmadınız hala. Daha hiç et soteyi bu şekilde yapmamıştım biliyor musunuz? Hiç hoşuma gitmedi ama. Tamam. Şimdi etlerimle... Süleyha, bu patatesin tuzunu at, sütünü koyacağım şimdi. Tamam. Ama bu tam geçmemiş Kadir Bey. Bunu biraz daha geçirin. Dur bakayım biraz, ben onu bir toparlayayım. Bunun var ya pırasası az geldi Kadir Bey. Az doğradınız bunu. Biraz daha soğumaya vaktimiz olsaydı, biraz daha soğutsaydı. Keşke daha erken aklınıza gelseydi de daha çok pırasa kavursaydınız. 3,5 saattir Züleyha'ya ben börek yap diyorum. Onun aç için, fırına diyorum. Için. Vallahi Kadir haklı Züleyha Hanım. Sabahtan beri kendini paralıyor burada. Olsun, çok güzel dolma sardı. Dolma da uğraştırıcı. Yalnız size samimiyetle bir şey söylemem lazım Züleyha Hanım. Bu hiç Arnavut böreği gibi olmadı maalesef. Evet, Arnavut böreği olmadı. Normalde şöyle katlıyorum ben. Pırasalar yapıştı. Onun yufkalarının biraz daha ince açılması gerekmiyor mu? Yok, yufkayı açmıyorsun. Elinle açtığın için. Züleyha, iyi mi bu? Ne? İyi, iyi. Evet. Pirinci kavurabilir misiniz? Tamam, o tamam. Siz pilavı kavurun. Ben şimdi bir kapta... Kap da kalmadı ya. Bismillah. Çok sinirlendim. Sakin olun Züleyha Hanım. Sakin olamam. Haklısınız çünkü sadece 35 dakikanız kaldı. Aa, gerçekten de tutamazsınız. Şu hale bak ya, ilk defa böyle mutfakta iş yapıyorum. Evet, normalde Züleyha'nın gerçek yüzü buymuş aslında. Hayır, hayır, hayır. Düşünsene Züleyha'nın bilen bilir. Gerçek mutfağı böyleymiş aslında. Kaç dakikan kaldı? Söylemesem mi acaba? Söyle, söyle hadi. Söylemeyeyim yoksa siniriniz bozulur. Üflemeyin. Vallahi var ya, o kadar gerginim ki. Yemek yapılırken üflenmez. Bütün gergin negatifliğin geçecek Züleyha yemeklere bak. Kadir doğru söylüyor. Negatif olmamamız lazım. Hiç de negatif biri değilimdir. Bu pisliğin içinde mecbur negatifim. Kız kendi da yakalanmış. Size bir şey söyleyeyim mi? Zelatsız biçileri gibi hissediyorum. Boyna bu pisliğin içinde, bu pisliğin içinde. Vallahi. Sen tamamen böcekleri çıktı tezgahın üstünden. Züleyha 28 dakikada bence bu börek pişer. Emin misin? Doğru söyle. Züleyha, fırını 200 dereceye almışsın. Bak ondan sonra demek ki yok, sen açtın kapattın. Yok, ben 200 dereceye almadım. Doğru söyleyin. Fırın 200'de şu anda. Hayır, ben 200 almadım. Demek ki benim fırınımla da oynadınız. Ben 200 almadım. Yemin ederim hepinizin kaderiyle oynarım bu programda. Beni sinirlendirmeyin. Kız fırın 200 derecede, sen yok, çevirmedin mi? Hayır, hayır, 200 almadım ben. Kaça aldın? Ben 180, fırını sen 175 açtın. Aldım. Hayır bak, 200 de fırın, gel. Hayır. Sonra ben üstüme almam. 200 almadım. Vallahi 200 de bak, gel gör. Sayın seyirciler, hiç fırını ellediğimi gördünüz mü? Hayır. Ama ben 200 almadım ki, kim alacak? Kız sen fırını en başta, sen açtın zaten, sen ısıttın fırını. Şaka yapıyorsun. Vallahi 200 de. O zaman düşürüyorum. Yok, şaka yaptım. Seni Allah kahretmesin inşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.